Tamam, hello. How are you? Where are you from? Hindistan. Oo, memleketim. Burası Ganj Nehri. Bülent Ersoy, Safiye Soyman'ın programda girdiği Hindistan'daki. İyide var. Oy. Kaç kiloya kadar tartıyor? Abla bu çok tartar. Arabalar reklam yapıyor. Pırt 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 buradan süt çıkıyor. Bir liram var mı abla? Kartal yiyorum ben şu an, patates değil. Benim babaannemin kilimi Katerina'nın sarayında. Çok iyi be. Herkese merhaba canım arkadaşlarım, canikolarım. Biz kızımla şu anda ayrılıyoruz. Biraz hüzünlüyüm ben ama. O da bana dedi, normalde uyandırmayacaktım sabah köyü. Anne beni giderken uyandırdı dedi. Akıllı bal kızım. Biz şimdi gidiyoruz Rüstem'le. Benim kızım da anneannesiyle burada kalacak ama çok hemen döneceğiz zaten, değil mi annem? Ben Melina'ya puzzle aldım, bir sürü oyuncak aldım, değil mi anne? Onlarla dedesiyle oynayacak. Biz oynayana kadar da geleceğiz, değil mi anne? Oh. Evet, yolculuk başladı. Şimdi babam bizi İstanbul Havalimanı'na götürüyor. Canım babam, ömrüm, hayatımın anlamı. Şöyle İstanbul manzarasıyla güne başlıyoruz. Gerçi hava daha aydınlanmadı ama olsun. O zaman görüşürüz canikolar. İndir kocam. Yiğit ve kahraman kocam şu an valizleri indiriyor. Kız, valizleri teslim ettik. Bir sıra bir sıra size anlatamam. Kocama diyorum ki benim valizimin başına bir iş gelirse ne olacak diyorum. Ne olacak, hiçbir şey olmaz diyor. Öyle bir şey yok, ben okudum hepsini. Diyorlar ki valizin parasını, ondan sonra içindeki değerli şeyleri falan karşılıyormuş ha, sigorta değil mi? Aşkım, bir şey diyeceğim. Aramızda kalsın ama valizimin başına çok az bir şey gelse keşke. Çünkü niye biliyoruz, içinde hiç değerli bir şey yok. Belki değerli bir şey varsa bana fazladan bir şeyler verirler ha. Şimdi uçak kalkıyor. Ben en son 8 sene önce Datça'ya gitmiştim. O zaman binmiştim. O da 40 dakika falan sürmüş. Şimdi 2 saat sürecekmiş. Biraz korku başladı. Bakın size ne göstereceğim. Ay, dönmüyor bu kamerada ya. Dönsene kızım. Bak, böyle cama telefonu koydum. Hızlı çekimi açtım. Şimdi kalkarken çekiyor. Camın penceresini kapatınca telefon titremeden duruyor. Bunu da ben böyle buldum bakın. Size kahvaltı getireceklermiş. Bakalım ne getirecekler. Gece şimdi uyuyor. Kahvaltı geliyor. Hadi hadi, kemerini memerini çöksün. Rahatça yiyelim. Ben açtım valla. Millete gelince orduyor tabağı. Bana gelince peynirli sandviç. Neyse, buna da şu bir gömelim gelelim. Tamam mı? Ekonomide uçmanın ayrıcalığı. Kars'a geldik. Şimdi iniş yapıyor pilot yavaş yavaş. Kız, şunlar koyun mu ne? Aa, evmiş ya. Gözüm de görmüyor bak. Uçak şu anda Kars Havalimanı'na iniş yaparken Rüstem'in sıfatül eşkal. Ne oldu Rüstem? Ve biz Kars'a iniş yaptık canlarım. Şöyle bir köşkte kalacağız. Valizimi çekiyorum. Aşkım, gel de yardım et. Kamerayı boş ver şimdi. Bak, ben kar botunu niye giydim biliyorum. Bak, kar var. Gördünüz mü? Bir de bana diyorsunuz o kar botları ne alaka bu güneşte. Bak. Kara bak, kara bak. Bak, kaymıyor. O yüzden giydim. Yoksa buraya nasıl geçecekti? Değil mi aşko? Aynen, bir gel tane. Gel kocam, bir tanem. Saçların dikeldiğini aşkım. Aşk perim. Ömrüm. Hadi atla. Tamam aşkım. Valizi atla, götüreyim seni bir tane. Ha? Olur olur. Atla lan, ne yapayım ha? Seni seviyorum olur. Aşkım. Hadi tamam, atla hadi. Gel. Şimdi konaklayacağımız yere geldik. Bu ev 200 yıllık ev. Gerçekten de evin dışından herkes burada fotoğraf çekiliyor. O herkesin fotoğraf çekildiği evde kalıyorum şu anda. 200 yıllık eve üst katı da var. Bayağı bir büyük. Şöyle size tabloları falan da göstereyim. Biz şimdi valizleri falan getirdik. Üzerimizi değiştireceğiz. Ayakkabımı giyemedim. Anlık gelişen bir olay şu anda. Hemen kurtarıyorum sizi. Baksana, giyemiyorum şu anda. Aşkım, bize şu kerata mı ne? Evet, verdim ama yapamadım. Bunlardan kullanmak gerekiyor. Anam bak, kocam olmasa benim ayakkabı bile giyemem. Halim ara. Tarihi ara mı denk geldi? Evet, evet. Ayak... Canlarım, evlendiğinizden beri kocamla yapmak istediğim bir şey vardı. Doğu Ekspresi. Dedim ki önce Kars'a gidelim. Ondan sonra buraları biraz gezip görelim. Sonra Doğu Ekspresi ile trenle yolculuğumuzu yapalım. Ve geldiğimiz yere, Rüstem şöyle bir dön istersen, Kars Kalesi'ne geldik. Ve Kars Kalesi'nin tam önünde Ala Han restoranda kahvaltı yapacağız. Şey gibi ama, gezelim görelim programları. Aynen. Kuz anam, onu da yaparım ben, sus. Öyle olsun işte, vlog çıksın. Vlog böyle çekiyorlar dediler bana. Ben de böyle çekiyorum işte, yalanlar. Siz de bilin.
Kars Kalesi'nin önündeki restorana şimdi ben giriyorum. Sen nereden çıktın? Evet, hani beni çekiyordun ben sen? Ben seni bekliyorum burada. Sen hani beni çekiyordun, kamera elindeydi. Hoş anam kamerayı bana attı kaçtı. Nereden giriliyor Rüstem? Sen bilirsin buraları. İlk defa geldi ama biliyormuş gibi bir havalara girdi, sormayın. Bak ben sana dedim ama açık büfe kahvaltısı hala devam ediyordur dedim. Şimdi buradan hemen alalım ve yemeğe geçelim. Ay Rüstem git masa tut, koş. Koş koş masayı tut hadi. Tamam hadi. Bana da bırak, tamam mı? Tamam ha. Ne? Ben hepsini yiyecek miyim? Bak dediği laf. Küstüm sana. Beni ikna etmen lazım seninle barışman için. Bugün bir şovlar yap. Bir şey yap bizim için. Aa, saçını eğer kazıtırsan bir sonraki videomda öyle kolay barışırım. Ay şu gelen mesajlara bakın ya. Canım memleketime gitmiş demiş. Memleketim ne kadar çok Karslı takipçim varmış. Ay çok sevindim şu anda var ya. Bak ay canım memleketim çok özledim. Bu keçim inanır mısın tam 10 yıl oldu gitmeyeli. Ya ben sizi yerim ya. Kars'ın, dünyanın, bak nereye geldik, dünyanın peynir müzesi ilan ettiği Kars peynir müzesi, gravyer mi ne yapıyorlarmış, şimdi içerileri gezeceğiz, çok merak ediyorum. Şurada göstersene, ben tekerlek sandım, araba tekerleği, meğersem peynirmiş. Dedim bir parça ısırabilir miyim? Kadın dedi yok, onlar müzelik. Tamam dedim, içeride bakacağız ama. Doğu Ekspresi'ne trene bineceğiz ya, onun minyatürünü yapmışlar, şöyle göster Rüstem. Bakın orada trenler gidiyor. Bu da tren garı. İki gün sonra buraya gidiyoruz. Nereye? Bu da hayvanlar. Teyze var. Oy. Ya Rüstem ya. Gerçek sandım. Süt sağmanın tüyaları vardır. İnek böyle dururken önce bir okşuyorsunuz ki sakinleşsin. Bakın tecrübe konuşuyor. Önce sağ elinizle bir memesine. Sonra diğer sol elinizle diğer memesine. Ama benim eller kavuşmuyor kilodan dolayı. Tek elimle yapacağım o yüzden. Şöyle bakın nazik nazik ineği sinirlendirmeden sakin yavrum diyorsunuz. Pırt 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 buradan süt çıkıyor. Sen devam ediyorsun değil mi abla? Yok yok başa gelme ben dinlerim. Kulağım orada ben anladım. Mesela bu mesela burada gravyer yapılıyor. Gravyerleri çok güzel yaparım ben de evde ama bu adamlar çırpıcıyla çünkü büyük kazanlarla pişirmeleri lazım ki o kadar kişiye hizmet. Koskoca Kars. Öyle bizim ev gibi 3 artı bildik yerde koskoca Kars'a hizmet veriyorlar. Ben gidiyorum ablanın yanına. Bak abla orada anlatıyor bize ha. Of burada ne yapıyorlar? Hamur mu açtılar? Peynir mi koydular içine? Ne oluyor? Şey pardon lavabo nerede acaba? Ben gideceğim de. Şu tarafı diyeceğim. O tarafı göster. O tarafı mı göz? Ha sağ ol sağ ol. Çok sağ olun. Şey paralı mı acaba? Bende para yok da 1 liram var mı abla? Şu evin içini size göstermem gerekiyor. Minyatürünü yapacağım. Bildiğin gerçek tarihi ev. Şaşarsınız. Bir görün. Rüstem girsene şöyle evin içine bir camdan. Bakar mısınız? Her şey düşünülmüş. Yer sofrasından antikalı bakırlı tepsilere. Ustam nedir bu peynir gravyer özelliği? Gravyer mi? Gravyer şöyle peynir, ben bakın alayım. Evet bakın. Fare yemiş gibi kuş. Şuna bakın. Ha, bu evet. Meşhur demek ha bu. Meşhur. Kars'ın en meşhur peyniri o. Tom Müjeri'ye gittim şu anda. Evet evet. Hmm. Tom Müjeri'nin peyniri o. Gravyer bizim en meşhur peynirimiz. Ama hayatımda hiç böyle bir peynir yemedim. Evet. Çok güzel. 22 kilogram sütten 1 kilo çıkmıyor. Tabii protein olarak da çok fazla. Ay, harika. Bayıldım şu anda. Kars'ta olanlar zaten bilir ama benim gibi ilk defa Kars'a gelenler gelince mutlaka buraya gelsin yesin. Evet, buradakiler şöyle. Bu taze kaşarımız, göbek kaşarımız, malakan dediğimiz, eski kaşarımız, gravyerimiz, dil peyniri, yağlı çeçil ve çeçil. Çeçil peynirinde biz kaymağı olmuş sütten yapıyoruz. Özellikle yaylalarda yapılıyor. 22 kilo sütten 1 kilo peynir zor çıkıyormuş. Ne diyorsun? Haberin yok. Çok zor o zaman yani. Bayağı zor yapıyorlar değil mi? Çok zor. 22 kilo süt kaç para? Kafkas cephesine geldik. Burası biraz duygusalmış. Tarihi Harp Müzesi. Biletlerimizi aldık ve müzeye doğru gidiyoruz. Bunlar da o dönemde bulunan, kullanılan malzemeler. Hepsi saklanıyor müzede. Burası da askerlerin ailelerine yazdığı mektupların olduğu bölüm.
hatta bir tanesini size de okutmak istiyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Şehit olan askerlerin giydiği çarıklar ve tüylerim diken diken şu an canlı canlı gördüğüm için. Burası Kars'ın en eski yapılarından olan Katarina Sarayı. Ve yan tarafımda kalenin arkasında olan Katarina Sarayı'na gireceğim. Arkamda da upuzun bir dere var. Ama nasıl akıyor? Akarsu mübarek. Gürül gürül gürül. Bir daha de aşkım bakayım. Gürül gürül akıyor. Bir daha de aşkım. Gürül gürül akıyor. Gürül gürül akıyormuş. Burayı görünce ne hissettim? Sen şuraya geçeceksin, oradan beni çekeceksin. Böyle dizi film sahneleri oluyor ya. Böyle geçeceğim. Burada aşık bir video çekeceğiz. Aşk dolu bakışımız ama oradan çekilecek. Anladınız? Anladınız mı beni siz? Öyle bir köprüdeyim kız. Nereye geldik böyle Rüstem? Aşkım, Yiğit ve Kahraman kocam, nereye getirdin sen beni aşkım? Minik minik sürprizler. Hadi girelim artık şu Katarina Sarayı'na. Merak ettim neymiş. Hadi gelin. Şöyle şuraya bir havalı müzik koyuyorlar. Öyle bir giriş yapıyorlar da o havalı müziği bulana kadar zamanım geçer. Boş ver, ben şöyle gireyim. Katarina Sarayı'na giriş yaptım canlar. İsmi de al ismi. Yanlış telaffuz ediyorsam okusunlar. Neymiş aşkım? Sen söyle. Katarina. Ne güzel söylüyorsun aşko. Hadi girdik bakalım. Bak ben gelin evine katıldım ya. Çeyizimi serdim. Anneannemin kilimleri, babaannemin. Al. Benim babaannemin kilimi Katarina'nın sarayında. Gördün mü? Ben dedim ama antika diye. Bak. O zamanlardan kalma. Şimdi Katarina'nın salon, ay, yatak odasına doğru giriyoruz. Bizim evde böyle dekorasyon yok üstten. Şu yatak odasını değiştirelim diyorum, ses yok. Vallahi 136 ay taksit yapan birini bulacağım. Bak Katarina'nın zevkine. Benim de zevkim böyle. Ama para yok aşkım. Para yok aşkım. Burası özel odalar Katarina Hoca'ya. Sadece ismi yazanlar senede bir taksit odalarında kalıyorlar. Rüstem. Gördün mü Rüstem? Sadece ismi yazılı olanlar bu odalara girebiliyormuş. Bir ismimiz yazmıyor Rüstem. Şuraya bir tabela alıp yaptırmadın Rüstem. Bir buket yıldırım yok. Meşhur Kars Kalesi'ne geldik. Aşağıdan size gösteriyordum yukarı doğru. Çok yakın görememiştiniz. Şimdi tam önündeyim. Hatta merminin ucunda da şimdi Rüstem duracak. Ben de başına geçeceğim. Neden acaba? Neden acaba? Kahvaltıdaki sözünü bir hatırlayalım. Ne demiştin aşk o kahvaltıda? Sen yemekleri bana da bırak, tamam mı? Tamam ha. Ne? Ben hepsini yiyecek miyim? Bak dediği lafı püstüm sana. Kaçma. Kaçma, seni şu merminin önüne almam lazım. Ben de Kars Kalesi'ni şöyle size göstermek istiyorum. Kars'a daha önce gelmiş olanlar veya memleketlisi olanlar bilir şu manzarayı ama benim gibi ilk defa gelenler hayran kalacak. Gerçekten sizinle beraber görüyorum şu anda ben de. Hatta daha bakmadım. İlk siz görün diye bakmadım. Biliyor musunuz? Bak kamerayı çevireceğim. Gözümü kapatıyorum. Kamerayı çeviriyorum. Arkaya bakın. Bakın. Ay gün batımına denk geldik aşkım. Çok aşkım, romantik. Bak, dur elini çek. Gün batımını çekiyorum aşkım. Bana o kadar yazdınız kaz eti yemeden gelme diye geldim kaz eti yemeye. Ama ondan önce Kars'ın yöresel çorbası ısırgan otlu çorba. Isırgan aşı çorbası. Bilenler, yiyenler varsa daha önce yoruma bir yazsın bakalım. Tadını diğer kişiler de görsün. Yemeyenler için de ben şimdi tadına bakıyorum. Burası bu arada Alahan Restoran. Ben sabah kahvaltıda da gelmiştim. Sağ olsun Evren Bey bizi ağırlıyor çok güzel bir şekilde. Efsane. Bunlar buğday mı, bulgur mu, neyden yapılıyor? Bulgurdan yapılıyormuş. Zaten şimdi gelecek ya kaz etimiz. Aha, kaz eti mi geliyor? Yok. Kaz etimiz geliyor, yanında yine bulgur var. Ya. Meşhur kaz etini sonunda tadıyorum. Neymiş bu, herkes kaz eti kaz eti diye coştu. Yani, cozuttunuz hepiniz. Ne oldu? Nasıl yenecek bu? Dumanı üstünde bir kaz eti. Yakışıyor Rüstem Bey'im. Hoş geldiniz, sana hoş geldiniz. Çıkar, çıkar, çıkar. Düğlemedin mi? Düğlemedin mi? Parasına yedin. Düğlemedin mi?
İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bravo. Hoş geldiniz. Efek koyacağım artık. Hiç olmuş yok. Efek var artık. Hiç olmuş yani. Teşekkürler. Sahneye geliyorsunuz. Bugün Kars'a geldiğimde ben ne diyordum? Hava ne kadar sıcak diyordum. Doğunduk bak. Ağzımdan dumanlar çıkıyor. Günü burada bitiriyoruz. Bugün çok dolu dolu bir gün geçirdik Kars'ta. Güzelmiş bu memleket. Bayıldım. Yarın Çıldır Gölü'ne gidiyoruz. Çıldır Gölü'ne gidiyoruz. Çıldır Gölü'nde böyle buzun üstünde, altında göl var. Buzun üstünde duracağız. Diyorum ki Rüstem'e, beni orası... Araba geçti. Acaba dursam diyorum, beni orada tartar mı o buz? Rüstem kaç kiloyum? 60 kiloyu tartıyor mu? Tartar tabii aşkım. 60 kiloyu tartıyorsa tamam, beni tartar. Ama bence bir simit. Deniz simidi götürelim. En azından Allah korusun düşersen simit de gemiden teker alalım. Hani alabilir miyiz? Limana çarpmasın diye bağlıyorlar ya. Tamam. Yarın görüşmek üzere. Yani videonun devamı şu an. 10 saniye sonra gitmiş oluruz. Biz uyuyacağız ama. Siz 10 saniye sonra görürsün. Hadi öptüm sizi. Gelin oraya. Çılbır Gölü'nde görüşürüz canlar. Çılbır değil. Ne? Ha Çıldır. Tamam hadi geç. Ne istiyorum biliyor musunuz? Önümde kum olacak. İçini böyle ısıtacaksın. Cezveye getireceksin. Bakır cezveyi koyacaksın kuma, böyle 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 hareketlerle kahveyi pişireceksin. Kumda kahveyi dökeceksin. O sırada buradan Rüstem beni story çekecek. O story'ye müzikli bir şekilde koyacağım. Ondan sonra geleceğim, böyle telefonu atacağım ileri doğru. Şurada gelip diye kahvemi içeceğim. Öyle bir manzara değil mi canolar? Çok güzel. Ya ben bu Kars'ı sevdim. Ben Karslı mı olsam? Yok, Çankırı'dan vazgeçmem. Benim Çankırı kavunumdan vazgeçmem. Çankırı helvam da var. Onu daha göstermedim size. Sürpriz olsun. Ama Kars ikinci memleketim olabilir ya. Aha açıldı valla. Bunu bir kere 60 liraya almıştım. Bir sene bedava girebiliyorum müzelere. Değil mi? 60 liraydı Rüstem. Şöyle bir müze. 60 lira. Şöyle TC'yi kapatalım. 60 TL'ye aldığımız kartla bütün İstanbul, Türkiye, her yerdeki müzelere geçerli mi? Selam, hello. How are you? Where are you from? Hindistan. Oo, memleketim. Ani Ören Yeri'ymiş adı. Ani Harabeleri diye biliyordum ama iki ismi var acaba? Bilenler yoruma yazsın. Çok iyi be. Arkamda devasa gördüğünüz yer bir kiliseymiş. Tapınak olarak kullanıyorlarmış. Ben de rehber gibi oldum. Size böyle anlatıyorum ama ben de çok bilmiyorum. O yüzden çok anlatamayacağım. Sadece görsel olarak bakın. Görün. Bak arkamda eski yazılar var. Şurada. Görüyor musunuz? Onu nasıl yazdılar onu da bilmiyorum ama bayağı bir hani eski bir yazı. Onu anladım. Bak bunu küçükken siz de yapar mıydınız? Annem ve babam böyle normal yolda düz düz giderken ben böyle illa bir kaldırım kenarı, illa bir taşın üstü böyle giderdim. Acaba bende mi bir sorun var? Siz yapıyor muydunuz böyle bir şey? Bir de mesela yerde taş buldum diyelim, şu taş. Tamam mı? Mesela gideceğim yerde şu ilerisi. Bunu böyle oraya gidene kadar yaparsam bir isteğim olacak sanıyordum. Şöyle ata ata gidiyordum onu. Bazen böyle arabanın tekerinin altına falan gidiyordu. Arabanın altına böyle ayağımı sokup böyle böyle almaya çalışıyordu falan. Bunu yapanlar var mı? Varsa bir yorumda belli etsin kendine. Bakayım kimler. Burası Ganj Nehri. Bülent Ersoy'un, Safiye Soyman'ın programda girdiği Hindistan'daki. Harbi mi? Şaka yapma şaka. Harbi. Kanka nasıl? Burası şimdi karşısı Ermenistan. Kanka doğru söyleyeyim. Karşısı Ermenistan olduğu için şurada da köprü var. Avrupa'ya bağlayan köprü burası. İşte savaş zamanında falan bilmem ne göçler yapılırken bu köprüden yapılıyormuş. Karşıya geçmek için Ermenistan'a yani. Hanım 13. yüzyılda arkadaşlar. Rehber Kadircan Turan. Bravo. Tamam. Ne oldu, çok geride kaldın? Geliyorum, sen git. Daha 7 kilometre yolumuz var ya. Tamam mı? Nasıl? Evet. Geriye dönsem? Geriye de bayağı var. Lütfen ben burada duracağım. Prefabrik getir. Ben
ben burada yaşayayım bundan sonra. Ben yürüyemem 7 kilometre. Aşkım yürürsün. Ben seni sırtıma alırım. Aşkım vallahi bünyem kaldırmıyor. At getirelim sana. O kadar çıt kırıldım oğlum ki halim kalmadı artık. Kocam bana şimdi az önce şarkı söylüyordu. Siz de duymak ister misiniz? Animiş de animiş kim gelmiş? Hayır düzgün sen az önce söylüyordun ya. Hayır burası şey ya. Ya bu resmi yapıyorum onu da. He anne harabeleri diye. Animiş de kim gelmiş? Ben de hanimiş kim gelmiş? Aa o şarkının devamı ama eski sevgilim gelmiş. He öyle mi? Seni yok, var ya. Ben seni harabelerini atarım. Görme ya. Neyse şu az önceki kısmı kestim ben. Yok aşkım şiddet middet yok bizde. Bizde sevgi var. Gül veririm. Dikeni çarpar sadece aşkım. Öyle mi? Ne bileyim öyle cümleler kuruyorlar ya özlü. Ben de kurayım. Ne yapıyorsunuz kız? İzliyor musunuz bizi? Yoruldum ya. 7,5 kilometre yürüdüm biliyor musunuz? Çok yoruldum. Kapatsana kamerayı. Öldüm. Kapatsana üstüne. Abi bu su donmuş mu? Tabii. Kaç kiloya kadar tartıyor? Ablamı çok tartar. Arabalar reklam yapıyor BMW'de. Drift yapıyorlar. Gel gel. BMW'de giriyor mu buraya? Tabii. BMW kaç kilo? Bir ton falan. Bu videoya çok zor şartlar altında başlıyorum. Bütün arkadaşlarım gitti buradan. Neden? Yarım saattir buraya giremedim. Çatır çatır altım çatlıyor. Şu an alıştım. Bana şey dediler. Düşsen bile dizine gelir dediler. Öyle ikna oldum. Ve adam dedi ki bana, sen düş abla ben daha önce birisini kurtardım dedi burada. Demek ki biri düşmüş dedim. O da dedi ki yok abla dedi ama ağzında söyledin dedim. Sonra adam gitti. Beni korkuttu gitti bak. Ama çok güzel ya. Var şuraya gitmeyi çok istiyorum da cesaret edemedim oraya. Çok güzel bir yer burası. Mutlaka gel. Bu arada yeni donmuş burası. Yeni dondu dediler. O yüzden de korktum biraz. Zaten Ocak ayı itibariyle kayıyordum. Ocak ayı itibariyle buralarda gelip fotoğraf video çekiliyorlarmış. Arabalar drift atıyormuş. Ne diyorsun? Ama güzel. Ne? Kızak falan var. Kızaklar. Kızak falan var. Kocam. Az önce söyledim ya şurada bir şey var diye. Kızak işte. Onun üzerinde kızak yapıyorlar. He yapılıyor mu? Buz pateni kızak. Ben fotoğraf çekilelim diye koydular sandım. Yok canım, kızak yapılıyor. Aşkolar ben burada kapatıyorum. Rüstem size şöyle bir gezdirsin manzarayı. Ben kaçıyorum çünkü çatır çatır altım çatlıyor. Instagram story'de çıldır gölüne geldiğimi duyanlar yazdı ki oraya gitmişken balık da ye. Ve geldim hemen burada balık restoranına hemen yanındaydı zaten. Böyle bir sarı balıkmış bunun adı. Şöyle tadına baktım az önce ben size göstermeden önce sizin önünüzde de bakayım. Şöyle. Güzel. İstanbul'da yediğim balıklardan biraz farklı bir tadı var. Kars'ta öyle bir yere geldik ki burada sobanın üstünde kestane, patates. Canınız çekmedi inşallah. Bunun adı bu arada patates değilmiş. Karslılar buna gartol diyormuş. Ya biliyor muydunuz Karslı olanlar? Biliyor muydunuz? Gartol yiyorum ben şu an patates değil. Kocam yapabildin mi? Yardım edeyim mi kocam? Dur bir de kocama döndüreyim sizi. Of efsane o yiğit kahraman kollarınla. O kaslı kollarınla sen o gartolu nasıl yaptın hayatım amına. Adı gartolmuş. Gartol. Gartolu duyduğundan beri şoka girdi. Şu anda heyecan yaptı. İlk defa hayatında gartol yiyecek çünkü. Ya Rüstem sen beni çok güldürüyorsun ya. Sizce de komik değil mi benim kocam? 200 yıllık tarihi köşkten ayrılmamın son gecesi. Biraz üzünlüyüm Kars'tan ayrıldığım için. Biraz da seviniyorum yarın trene bineceğim için. İşte trene biniyorum çuf çuf gideceğim Ankara'ya. Ankara'ya kadar gidip oradan bir daha İstanbul'a gitmem lazım. Sevdiniz mi videomu? Videoyu beğenirseniz, kaydederseniz, beni takipte olursanız zaten bir sonraki videolarda da görüşürüz inşallah. Sizi çok öpüyorum. Doğu Express videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.